Tekrar merhaba değerli arkadaşlar. Şimdiki konumuz gelişim ilkeleri. Gelişimin ilkeleri konusundan soru gelir mi? Gelir. Gelebilir ya da hani kesin garantiye bir soru buradan gelecek diyebileceğimiz bir konu değil ama soru gelme ihtimali her zaman yüksektir. Gelişimin temel kavramlarından soru gelmişse önümüzdeki sınavda mesela soru gelecekse ilkelerden sorma ihtimalleri zayıftır. Hani hem kavram hem ilkenin bir arada sorulma ihtimali yüksek değildir. Kavram sormadılarsa ilke sorabilirler ama bu ilkeleri konuların daha iyi kavranması için, ilerleyen konuları da daha iyi özümsemek için bilmekte fayda var. Bu ilkelerden birincisi, gelişim, kalıtım ve çevre etkileşiminin ürünüdür. Kalıtım ve çevre ile ilgili bir dersimiz var, bir konumuz olacak. Hatta sonraki video kalıtım çevre üzerine olacak. Kısaca kalıtımdan tekrar bahsedelim. Ne demiştik? Genetik yapı, genetik donanım döllenmeyle beraber kişide bellidir. Yani bir program oluşur, o program dahilinde kişi gelişimine başlar ve gelişimini sürdürür. Kalıtsal yapıda var olan her şey genetik donanımı oluşturuyor. Yani genetik yapımızı oluşturacak, genleri oluşturuyor. Şifreler oradaki bizim genetik programımızdır diyelim. Çevre ise o genetik yapının dışında kalan her şey. Çevre dış etkenlerdir. Kalıtım içsel etken. Kişinin donanımıyla alakalı, genetik yapısıyla alakalı etmen. Çevre ise dış faktörler. Gelişim ikisinin işbirliği sonucu gerçekleşecek. Arada işbirliği vardır. Peki işbirliğine neden ihtiyaç var? Çünkü ikisi de tek başına anlam ifade etmeyebilir. Yani şu soruya istinaden söylüyorum. Aklınıza gelebilir. Gelişimde kalıtım mı daha etkilidir, çevre mi daha etkilidir şeklinde. Bu sorunun cevabının net olmadığını söyleyeyim. Yani buna cevap evet şu daha etkili, bu daha etkili şeklinde veremezsiniz. Tamam. Yürüme davranışında örneğin olgunlaşmanın etkisi daha fazla. Demek ki kalıtımın etkisi fazla. Mesela matematiksel bir işlem yapmada kalıtımdan bir şey gelecek ama çevresel koşullar, alınan eğitim daha önemli falan diyebilirsiniz. Ama biz yine de bu ikisini ölçüp şu sonuca ulaşmıyoruz. Yapmış olduğumuz ölçümler sonucunda gelişimde şu daha ön planda demeyeceğiz. Her ikisinden de etkilenir, işbirliği vardır diyeceğiz. Burada aklımıza ne gelsin? Şöyle düşünelim, kalıtım daha etkilidir diye düşünenler için söyleyeyim. Ben de inanılmaz bir müzik yeteneği olsun kalıtımdan gelen. Mozart 1, Beethoven 2, Fazıl Say 3, Ben 4 falan diye düşünün. Ya da ben 3 olayım, Fazıl Say 4 olsun ki o kadar yetenekli bilmiyorum. Müzikçiler daha iyi bilirler. Peki ben hiç elime enstrüman almasam, hiç müzikle uğraşmasam, hiç müzik dinlemesem, hiç müziğe kafa yormasam, o müzik becerisinin, bendeki potansiyelinin kendiliğinden herhangi bir zaman diliminde açık olma ihtimali var mı? İşlemeyen demir pas tutar. Eğer çevre bende böyle bir destekte bulunmuyorsa benim müzik becerim gizli güç olarak kalacaktır. İstidat deriz biz ona. İstidat. Nedir o istidat? Ortaya çıkmamış olan potansiyelimiz, gizli güçlerimiz. Niye? Çünkü çevre desteklemedi. Kalıtsal yapıda var ama onu ortaya çevre çıkaracak. O genetik donanımı uykuda bekliyor. Biri çıkacak, onu ortaya dökülmesini sağlayacak. Onun beklentisi içerisinde. Tek başına kalıtım yetmiyor. Hadi ben de inanılmaz bir müzik yeteneksizliği olsun. Ki muhtemelen öyledir. Ama kendimi müzisyen olmaya adayım. Dünyanın en büyük sanatkarlarından dersler alayım. Kimden alayım? Ajdar Dağ'ın, Serdar Ortaş yok. Dünyanın en büyük sanatkarlarından dersler alayım. Yani öyle üst düzey müzisyenlerden dersler alayım. Ne kadar müzik becerisi sergileyebilirim? Tamam belki bir enstrüman çalarım ama düz çalarım. Yetenekli olmadığımı anlarsınız. Belki bir şarkı söylerim ama öyle çok vay be şu sese bak denilebilecek bir performans gösteremem. O zaman ne diyeceğiz? Çevre de tek başına anlam ifade etmiyor. Kalıtımdan da biraz gelecek. Kalıtsal yapımda müzik yeteneğinin var olması lazım. Çevrede onu ortaya çıkaracak bir eğitimi almam lazım. Çünkü yeteneği ortaya çıkaracak olan şey malum eğitimdir. Alınan eğitimdir. Çevredir, sosyal çevredir. O zaman diyeceğim ki evet ben müzik becerisine sahibim, yetenekliyim, gayet güzel söylüyorum, çalıyorum vesaire. Şöyle düşünün arkadaşlar. Anne baba da müzik yeteneği olsun. Anne baba müzisyen olsun, hatta çok yetenekli insanlar olsun. Ama çocuğun müziğe karşı, o anne babanın çocuklarının müziğe karşı herhangi bir yeteneği olmasın. Mümkün mü? Mümkün. Buna ne diyeceğiz? Bunu da son ilke olarak anlatacağız. Gelişimde bireysel ayrılıklar vardır. Yani anne babanın yetenekli olduğu bir alan illaki çocuğa da aynı yetenek olarak yansımayabilir. Çocuğun ilgi alanları farklıdır, yetenekleri farklıdır. Nihayetinde parmak izleri bile farklıdır insanların. Bunu da unutmamak lazım. Sırf anne babada bu potansiyel var diye çocukta da otomatik olarak o potansiyel geçmeyecek. Geçebilecek olan var, aktarılacak olan var, aktarılmayacak olan var. Bireysel farklılık burada devreye girecek. Hem kalıtım hem çevrenin ortak işbirliğinin ürünüdür gelişim. Buna tekrar söyleyeyim.
Kalıtım çevre konusunda biraz da detaylandıracağız. Oraya bırakalım şimdilik bu konunun ayrıntılarını. İkinci ilkemiz ve üçüncü ilkemiz. Gelişim süreklidir, belli aşamalarda gerçekleşir ve gelişim bütünlük ilkesi. Neden ikisini peş peşe sıraladık? Sizin en çok karıştırdığınız iki ilkeyi bunlar oluşturuyor. Ki birazdan konu bitiminde karıştırmayacağınızı göreceksiniz. Gelişimin sürekliliği neydi hatırlayalım. Döllenmeden başlayan ve yaşamın sonuna kadar devam eden bir süreçti gelişim demiştik değil mi? Süreç. Döllenmeden başlar, başı sonu belli. Döllenme, ölüm. Bu sürecin içerisinde belli aşamalarda gerçekleşir. Belli aşamalarda gelişir her şey. Fiziksel gelişim aşamaları var, bilişsel gelişim aşamaları var. Bu yüzden kuramcılara dikkat ederseniz eğer büyük çoğunluğunun gelişim psikolojisini evrelerde incelediğini görürsünüz. Aşamalılık ilkesinden dolayı. Hem incelemesi daha kolaydır. Hem de daha iyi analiz etme şansına sahiptir uzmanların o gelişim özelliklerini. Mesela Piaget, duyusal motor işlem öncesi somut işlemsel, soyut işlemsel dönemlerde bilişsel gelişimi açıklamaya çalışmış. Aşama aşama açıklamış. Şu aşama, bu aşama, bu aşama. Hepsi birbirinin ön koşulu şeklinde gerçekleşiyor. Bu aşamalık önemli, süreklilik önemli ama karışan kısım burası değil. Karışan kısım bütünlük ilkesiyle birlikte görecek olduğumuz. Önce aşamalık ilkesiyle, süreklilik aşamalık ilkesiyle ilgili şöyle bir yapı sergileyelim. Buraya bebeklik dönemi diyelim. Burası ilk çocukluk dönemi olsun. Burası son çocukluk olsun. Buna geç çocukluk da denir. Burası ergenlik dönemi olsun veya puberte vesaire işte buluğ çağı olarak da adlandırılır. Nedir bunlar? Gelişim dönemleri. Göreceğiz 0-2 bebeklik, 2-6 ilk çocukluk, 6-12 son çocukluk, 12-18 ergenlik, 18-30-35 genç yetişkinlik. Öyle devam edeceğiz. Peki bir çocuk, adı ne olsun çocuğun? Adı Melike olsun. Melike bebeklik döneminde etrafına gülücük saçan bir bebek. Herkese böyle tatlı, sevimli bir bebek. Melike 2-6 yaş arası dönemde de gayet böyle etrafla kolay iletişim kuran bir yapıya sahip. Melike okula başlıyor. Okulda inanılmaz sosyal. Arkadaş çevresi geniş. Ergenlik döneminde Melike aynı zamanda çok popüler. Yani orada da sosyal çevre içerisinde çok başarılı, iletişimi çok kuvvetli. Herkesle ciddi diyalog halinde. Biz mevzuya neyle başladık? Melike'nin sosyal gelişimiyle başladık. Evet, bebeklik döneminde çok sosyal gelişimden bahsedemeyiz. Ama sinyallerini orada alıyoruz. İlk çocukluk döneminde Melike'nin sosyal olduğunu söyledik. Okul çağında Melike sosyal gelişimi devam ediyor dedik. Olumlu etkileniyor dedik. Ergenlikte de gayet sevilen, sayılan, etrafla diyalog halinde olan bir yapı sergiliyor. Yani sosyal gelişimin dönemler içerisindeki farklılaşmasından, gelişiminden söz ediyorsak, gelişimin süreklilik aşamalık ilkesi. Tersi de olabilir. Bebeklik döneminde iletişim kurmayan, kimseyle iletişim kurmayan Melike, ilk çocukluk döneminde de hiç arkadaş edinmiyor, tek başına oynuyor. Son çocukluk döneminde içe kapanık bir yapı sergiliyor, kimseyle arkadaşı kurmuyor. Ergenlik döneminde de hayatı yalnız geçiriyor. Nereden bahsettik? Yine sosyal gelişimden bahsettik. Bu sefer pozitif olarak değil, negatif olarak düşündük. Aynı mantıkta düşüneceksiniz. Dönemler içerisindeki farklılaşmayı bize veriyorsa, aklımıza süreklilik aşamalık ilkesi gelecek. Çok dikkat edin, dönemleri etkilemesi. Bir özelliğin dönem içerisindeki değişimi. Olumlu veya olumsuz. Anahtar sözcük. Bir özelliği. Dil gelişiminden bahsetseydik Melike'nin. Bebeklik döneminde yaşıtlarından çok daha erken konuşmayı öğreniyor. İlk çocukluk döneminde dille alakalı çok ciddi kavramlar öğreniyor ve kullanıyor. Son çocukluk döneminde sözel zekasının çok kuvvetli, sosyal zekasının çok kuvvetli olduğunu görüyoruz. Ağzı iyi laf yapıyor. Ergenlik döneminde inanılmaz kelimelerle konuşuyor. Dil gelişiminin zaman içindeki dönemler içerisindeki değişiminden bahsettik. Yine gelişim süreklidir, aşamalılık ilkesidir diyeceğiz. Peki, gelişim bir bütündür ilkesi ne demek? Ondan bahsedelim. Sürekliliği, kalıtım çevreyi gördük. Sürekliliği gördük, aşamalılığı gördük. Gelişim bir bütündür ilkesi. Geçelim diğer tahtanın bölümüne, kameramıza ve oradan bakalım şimdi buraya. Bir gelişim alanından bahsedelim. Gelişim alanlarından bahsedelim önce. Ne olabilir gelişim alanları? Mesela fiziksel gelişim diyebiliriz değil mi? Diyorum, fiziksel gelişim dedim.
Bilişsel gelişim. Bu da bir gelişim alanı. Sosyal duygusal gelişim. Hatta fiziksel gelişimin yanına psikomotor gelişimi de ekleyebiliriz. Kişilik gelişimi. Ahlaki gelişim. Dil gelişimi. Cinsel gelişim vesaire. Bunlar nedir? Gelişim alanlarıdır. Bu gelişim alanları birbirinden kopuk olarak ilerlemez. Bir gelişim alanındaki pozitif veya negatif bir durum, başka bir gelişim alanında pozitif veya negatif bir özelliği ortaya çıkarabilir. Mesela, yaşıtlarından çok farklı fiziksel görüntüye sahip olan bir çocuk düşünelim. Biraz kilolu olsun. Arkadaşları, mesela okulun ilk günü, ilkokulun ilk yılları, birinci sınıf, ikinci sınıf. Arkadaşlar henüz tam olarak empati geliştirmeye başlamamışlarsa o çocukla alay edebilirler mi beden yapısı üzerine? Çocuk düşünün böyle bir bedensel yapıya sahip. Yani kilolu, arkadaşların görüntüsü daha böyle tıfıl falan. Ne derler? Şişko, palata, yarım kilo, salata falan. Şişko diye alay edebilirler. Peki bu çocuğun farklılığı nerede? Fiziksel gelişimde. Değil mi? Bu kilosunda bir farklılık var. Fiziksel gelişimde bir farklılık var. Peki bu fiziksel gelişim neyi etkileyecek? Çocuğun bu fiziksel gelişimi arkadaşların alay etmesi üzerine onun sosyal çevreden uzak durmasına yol açabilecek. Belki içine kapanacak. Onun sosyal gelişimini, duygusal gelişimi etkileyecek mi? Etkileyecek. Peki dönemler arasındaki geçişten mi bahsettik? Hayır. Bir özelliğin bir gelişim alanının başka bir gelişim alanını etkilemesinden bahsettik. Peki fiziksel gelişim sosyal gelişimi etkiliyor. Sosyal gelişim fiziksel gelişimi etkiliyor mu? Çokluk beklenen bir durum değil. Bu tek yönlü bir etkileme. Hani tamam belki zorlarsak sosyal gelişiminde fiziksel gelişime küçük bir katkısını belki bulabiliriz ama zorlama olur. Tek yönlü bir ilişki olsa bile bir alan minimum ikinci bir alanı etkiliyor. Hatta bu kişilik gelişimi de çocuğunu etkileyecek. Belki ahlaki gelişimini etkileyecek. Hepsi de etkileyebilir. Ama minimum ikinci alan olması bizim için yeterlidir. Tam tersi düşünelim. Yaşıtlarından çok popüler ergenlik dönemini düşünün mesela. Ergenliğe erken giren kızların ve erkeklerin durumu. Göreceğiz ilerleyen bölümde. Ergenliğe erken girmek erkekler için bir avantaj olarak kabul edilir. Kızlar için bir dezavantaj olarak kabul edilir. Neden? Çünkü erken ergenlik erkeklerde yetişkin görünümünde bir fiziksel görüntüye sahip olduğu için etraftaki insanlar tarafından potansiyel lider olarak tayin edilme özelliği var. Vay be şu bizim liderimiz olsun falan. Tam tersi düşünün. Erkek çocuk ergenliğe geç giriyor. Çocuk gibi gözükecek. Çocuk gibi gözüktüğü için de insanlar onu ciddiye almayacak. Çocuk gibi davranacak. Onu ergen dünyasını da düşünmeyecek. Çocuk belki içine kapanacak. Kendinden küçükler arkadaşlık kuracak. Sosyalleşemeyecek vesaire. Peki ergenliğe giriş hangi gelişim alanıyla alakalı? Fiziksel gelişimle. Peki bu neyi etkiledi? Yine sosyal gelişimi etkiledi. O zaman gelişim bir bütündür. Bak çok farklı bir şey sorayım size. Sizce duygusal yoksunluk fiziksel gelişimi etkiler mi? Demin zorlama bir örnek bulabiliriz demiştim. Hadi bir zorlama örnek vereyim size. Etkiler. Mesela duygusal yoksunluk cüceliğe bile yol açabilir. Yapılan araştırmalar bunu gösteriyor. O büyüme hormonları, hipofiz bezi falan çok yeterli düzeyde salgılanmıyor. O duygusal baskılanıyor yani hormon. Böylelikle çocuğun boyu uzamayabiliyor. Ha bu çok istisnai bir örnektir belki ama yine birinci ve ikinci alanımız var. Fiziksel gelişim, sosyal duygusal gelişim, duygusal gelişim, fiziksel gelişim şeklinde çift yönlü bir etkileşim sağladık. Mesela ağzı çok iyi laf yapan insanlar, dil gelişimi anlamında çok güzel konuşan, kendini çok iyi ifade eden insanlar sosyal çevreye daha iyi adapte olabilirler mi? Olabilirler. Ne diyeceğiz o zaman? Dil gelişimi bir gelişim alanı, sosyal gelişimi başka bir gelişim alanı etkiledi. Ya da bilişsel gelişim. Bilişsel gelişim ahlaki gelişimi etkiler mi? Etkiler. Bilişsel gelişim ahlaki gelişimin koşullarından biridir. Ön koşullarından biridir. Ahlaki gelişim konusunda göreceğiz. Peki ahlaki gelişim bilişsel gelişimi etkiler mi? Çok beklenmez. Yine tek yönlü bir etkileşim olarak düşünebilirsiniz. Şimdi ayıralım. Eğer ki bir gelişim dönemi ya da bir gelişim dönemindeki bir özellik başka bir gelişim döneminde de olumlu olumsuz yansıma yaparsa süreklilik aşamalık ilkesi. Eğer bir gelişim dönemindeki bir özellik aynı dönem içerisinde veya sonrasında başka bir gelişim alanını etkilerse olumlu veya olumsuz, o zaman gelişimin bütünlük ilkesi diyeceğiz. Yani gelişim alanı çok. Hiçbirisi kopuk değil. Hepsi birbirine paralel olarak ilerliyor. Yani kişinin gelişim alanları içerisindeki cinsel, fiziksel, sosyal vesaire aralarında mutlaka bir işbirliği yine
olacak, olumlu veya olumsuz diye düşüneceğiz. Geçelim yine diğer tahtanın bölümüne, kameramıza bu şekilde poz verelim. Gelişim nöbetleşe devam eder. Ne demek bu? Gelişim nöbetleşe devam eder. Bu ilkeyi arkadaşlar bir başka isimle de adlandırabiliriz. Şöyle diyebiliriz mesela. Gelişimin hızı her dönemde aynı değildir. Bu şekilde bir isimle karşınıza çıkarsa aklınıza nöbetleşe gelişir cevabı gelsin. Evet, gelişim nöbetleşe devam eder. Ne demektir nöbetleşe devam etmesi? Gelişim farklı ilerleyen bir süreç arkadaşlar. Bazıları sürekli, bazıları aşamalı. İşte bir alan diğer alanı etkiliyor, gelişim bütün ilkesi. Kalıtımdan etkileniyoruz, çevreden etkiliyoruz vesaire. İlkeler farklı farklılar. Ama bazen gelişim öyle bir özelliğe sahiptir ki, şunu gelişim kapısı olarak düşünelim. Bir kapı olarak sembolize edelim. Bu gelişim kapısı. Bu kapı içerisinden farklı gelişim özellikleri geçmek isteyecek. Yani şu iki özelliği düşünün. Bu iki özellik bu kapıdan aynı anda geçmek isteyecek. Ama bazen gelişim öyle bir haldedir ki iki özelliğe birden yer yoktur. Çocuğun enerjisi yoktur. Eğer ki önce şu özellik gelişecekse, birinci özellik gelişecekse diğeri ya beklemek ya da ağır gitmek zorundadır. Eğer ikinci özellik önce gelişecekse o zaman aynı şey birinci özellikte olacak. Bu bekleyecek veya ağır ilerleyecek. O iki özellik arasındaki ilişki nöbetleşe devam eder ilişkisi. Şimdi size bir soru soracağım. Ben size soru soruyorsam bunun anlamına geliyor. Yanlış cevap vereceksiniz anlamına geliyor. Melike hazır mısın? Soru sana da geliyor. Melike pusuya attı. Şu anda Google'ı açtı. Oradan yazacak. Bekliyor. Gelen soruyu Google'dan yazarım diye. Soru şu. Bir çocuk önce konuşur mu yoksa yürür mü? Sence? Konuşur dedi Melike. Sizin düşünceniz arkadaşlar? Benim çocuğum konuşmuştu diyen vardır. Yo yürür diyen vardır. Hemen söylüyorum. Ben size böyle bir soru soruyorsam anlayın ki bu soruların cevabı yoktur arkadaşlar. Ha nasıl yani konuşmaz yürümez mi? Konuşur yürür ama hangisini önce yapacağını her zaman bilemeyiz. Bunun bir sırası yok. Bazı çocuklar ki genelde 14-15 ay civarında çocuklar yürümüş olurlar. Ama belki o 14-15 ayken yürüyen çocuk belki 11-12 aydayken konuşmaya başlayacak. Belli olmaz bireysel farklılık. Ya da çocuk 15-16 aylıkken yürüyecek belki konuşmaya 18-19 aylıkken başlayacak bilemiyoruz. Bunun bir sırası yok. Zaten bunun bir sırası olsa deriz ki biz onun yönlendiği mi belli ya da aşamalılığı belli deriz. Başka ilkelere mal edebiliriz. Yürüme ve konuşma eş zamanlı gelişemiyor. Bunu biliyoruz. Mesela çocuk ilk kelimelerini ediyor. İşte anne diyor, baba diyor, dede diyor, morgem olarak konuşuyor, endoplazmik retikulum diyor, adenozin ne diyorsa. İlk kelimeleri ettiğini varsayın. Sonra yürüme başlıyor, yürüme davranışı başlıyor. Çocuk yürümeye başladığında konuşma gelişimi çok ağırlaşıyor. Tüm enerji potansiyeli çocuk yürümeye ayırıyor. Yürüme belli bir noktaya geldiğinde konuşma gelişimi ondan sonra tekrar kendini gösteriyor. Bu iki özellik arasındaki ilişki nöbetleşe ilişki. Neden? Arada sıra yok çünkü. Sırayı bilmiyoruz ama nöbetleşe ilişki olduğunu biliyoruz. Peki neden böyle? Çocuk hem yürümeye hem konuşmaya aynı anda odaklanamaz. Enerjisi o kadar değil, yetmez. Yürüme çok fazla efor harcaması gereken bir özellik. Bu yüzden de yürürken bir yandan da konuşma gelişimi yok. O bekleyecektir. Tekrar söylüyorum. Çocuk önce yürür mü, konuşur mu? Cevabını her çocuk için direkt şudur diyemeyiz. Bireysel farklılığa göre durum değişebilir. Bazıları yürür, bazıları konuşur. Ama ne demiştik? Aşamalık ilkesinde sıra herkes için aynıdır. Kimse için sıra değişime uğramaz. O zaman o iki ilişki arasında, yani iki özellik arasındaki ilişki nöbetleşe bir ilişki. Peki neden biz bu ilkeyi gelişimin hızı her dönemde aynı değildir olarak da adlandırabiliyoruz? Gördük aynı değilmiş. Konuşmanın hızlandığı bir evrede yürüme geri planda kalabilir. Yürümenin hızlandığı yerde konuşma gelişimi etkilenebilir. Ergenlik döneminde böyle bir özellik vardır mesela dikkat. Ergenlik döneminde cinsel gelişimle zihinsel gelişim arasındaki ilişki böyle olabilir. Çocuk erken ergenlikte cinselliğe daha fazla önem verebilir. Diğer özellikler gölgede kalabilir. Ya da geç ergenlikte fiziksel gelişim daha ağır ilerleyebilir. Zihinsel gelişim daha önde olabilir. Her dönemde gelişimin hızı aynı değildir. Biz bunu gelişim nöbetleşe devam eder ilkesiyle adlandırıyoruz. Bir başka ilke.